Şimdi kardeşimiz demiş ki, e, Müslüman değilim ama müminim dese bir kimse, bunun sözüne ne lazım gelir? Ayeti kerime tam tersini söylüyor. E, siz iman etmediniz velakin kulu eslemne teslim olduk, Müslüman olduk deyiniz. Aslında İslam'la iman aynı şey. Müslüman olmakla mümin olmak, iman etmek aynı şey. Binaenaleyh Müslüman olan bir insan mümindir, mümin olan da Müslümandır. Fakat Müslüman kelimesinin bir de e, lugatta sözlükte bir anlamı var. Teslim olmak, boyun eğmek, kabullenmek. Bazen teslim olmak, boyun eğmek iç rıza olmadan, iç irade olmadan da olabiliyor. Yani düşman memleketinizi Allah muhafaza etsin istila etmiş, size teslim oluyorsunuz. Burada da bir teslim olmak var ama sizin bu yapılana, edilene bir rızanız, bir iç iradeniz söz konusu değil. Ama iman öyle değil. İman esasen kalpte olup biten bir hadisedir. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimizden birine Mekke-i Mükerreme'de eziyet ediliyor, işkence ediliyor. Tahammül edilemeyecek bir aşamaya geldiğinde onların sözlerini söylemek suretiyle işkenceden kurtuluyor. Sonra efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a durumu arz ettiğinde efendimiz kalbin nasıldı diyor. Kalbim iman doluydu diyor. O zaman bir zarar vermez diyor. Ayet-i kerime de kim diyor ikrah altında, işkence altında bir küfür sözü söylerse o kalbu mutmainnun bil iman ama kalbi iman dolu olursa bunun bir e, zarar vermeyeceğini ifade ediyor. İnanaley kalp imanla dolu olduğu sürece dışarıdan işkence altında, tehdit altında bir takım sözleri söylemenin bir zarar doğurmayacağına ait kelime ifade ediyor. Fakat bugün için baktığımızda mümin olmakla Müslüman olmak aynı şeyler. Bazen insanlar lüzumsuz konuşabiliyorlar. Bu şöyle bir e, manaya belki yorumlanabilir. İman işin kalbi yönüdür. Müslümanlık ise işin pratik yönüdür. Yani Müslümanlıkta ne var? Efendim namaz kılmak var, oruç tutmak var. E, binaenaleyh ben zahiren namaz kılıyor gibi görünüyorum, oruç tutuyor gibi görünüyorum ama bunların hakikatine varabilmiş bir insan değilim manasına bir yorumla tevil ederiz ve bu kimseye de nasihat babından Kardeşim böyle laflar etme. Çünkü bu tür laflar çok yanlış yerlere çekilebilecek olan laflardır. Burada bir temel meseleyi hatırlatmak isterim Basri hocam. Bu hepimiz için önemli bir meseledir. Kulları imtihan etme hakkı Allah azze ve celle'ye mahsustur. Sadece Allah azze ve cel kullarını imtihan etme hakkına sahiptir. Çünkü sadece onun elinde ebedi mükafat olan cennet veya cehennem vardır. Kimsenin insanları imtihan edip de neticede onlara mükafat olarak cennet veya cehennem gibi bir tercih sunma imkanı yoktur. Binaenaleyh bir takım karmaşık sözler, anlaşılması güç sözler, efendim düşünsünler taşınsınlar, ona göre bir yorum yapsınlar türünden kapalı cümlelerle, kapalı ifadelerle insanoğlunun bir başka insanı imtihan etme hakkı, cüreti yoktur. Binaenaleyh bizler birbirimizle konuşurken, meramımızı anlatırken gayet anlaşılır, açık, seçik bir şekilde ifadelerimizi kullanmamız gerekir. Mamafi eğer böyle bir ifade bir Müslümandan sadır olmuşsa aksi sabit oluncaya kadar biz onun sözünü doğru anlamaya, doğru yorumlamaya Müslümanlıkla bağdaşır, uzlaşır bir şekilde bir izaha çalışırız. Böylelikle onun iman dairesinde kalması için gayret gösteririz. Çünkü insanların Müslüman olmaları, mümin olmaları ve nihayetinde cennet ehli olmaları, cenneti kazanmaları bizim akidemizin, inancımızın bir parçasıdır. Yani ben karşımdaki insanın da cennet ehli olmasını istemeye memurum. Binaenaleyh eğer bir kimsenin cennetlik olmasını istememe gibi haşa bir durum söz konusu olursa, bu benim imanımı tehlikeye atan bir mesele haline gelir. Bundan dolayı kimsenin cehennemlik olmasına çalışmamamız. Buna ilave olarak da kimsenin cehennemlik olmasından haz duymamamız lazım gelir. Aksine üzülmemiz, dertlenmemiz, bunu kendimize bir mesele yapmamız, bir sorun olarak görüp bunu çözmeye çalışmamız gerekir. İnsanların cennete girmeleri için, cennet ehli müminler, Müslümanlar olmaları için gayret etmemiz lazım gelir. Eğer böyle değil de onların sözlerini, efendim böyle bir söz söyledin, dinleyen imandan çıktın, sen cehennemlik oldun, sen kafir oldun diye yorumlamaya kalkmak suretiyle belki adam çukura düşmüş, batağa batmış, biz onu daha fazla itersek burada bizim mesuliyetimiz, bizim sorumluluğumuz da katlanmış olur. Binaenaleyh insanların hayrına olanı, iyiliğine olanı bizim istememiz ve buna dair de çaba göstermemiz lazım gelir.